Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Değerli evet buyurun Sayın Şahin Usta buyurun. Bir milletvekilimiz hem de CHP Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır, Türkiye kömür işletmelerindeki kayıp 40 milyon tonla ilgili bir bilgi istemişlerdi. Kısa bir açıklama için. Bu konuyla ilgili dönemin Enerji Bakanı olan milletvekilimiz size kısa bir söz vermek istiyorum. Açıklamayı yerinden. Teşekkür yerinden ederiz. Kısa bir açıklama yapsın buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekiller hepiniz. Sesi açalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk önceki oturumlarda bir sayın milletvekilimizin ve grup başkan vekilimizin TK'deki 40 milyon ton kayıp kömürle ilgili iddiaları olmuştu. Konuyla ilgili TK'den de bilgi aldım. Aslında verilerin yanlış yorumlanmasına kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü bu kadar bir kömürün stokta bekletilmesi de mümkün değil. Kaybolması da mümkün değil. 128 milyon ton üretim miktarı 128 milyon ton kömür üretim miktarı doğru. Fakat TK'yı kendi ruhsat sahasındaki tüm kömürleri kendisi üretmiyor. Rödevansçılarla ve bazı şirketleri vasıtasıyla, iştirakleri vasıtasıyla yapıyor. Dolayısıyla sahadan üretilen miktar 128 milyon ton doğru. 88 milyon ton ise TK'nin kendi üretiminden doğrudan satışa arz ettiği miktar ile yine bu rödevansçılarından ihtiyaca binaen alıp sattığı miktarla ilgili. Aslında rödevans gelirleri arasında bu bahse konu 40 milyon ton kömürün rödevans geliri de gösterilmiş durumda. Bu karışıklığı izah etmek üzere de aslında TK'yı geçtiğimiz yıl faaliyet raporunda da bir dipnot düşerek bunu izah etmeye çalışmış ama Sayıştay raporlarındaki tablonun yanlış yorumlanması ve okunmasından dolayı böyle bir karışıklığa neden olduğu bilgisi geldi. Bunu Sayın Genel Kurulumuza arz etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başarır buyur. Evet açalım Sayın Başarır sözünü. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Bakan'a izahatları için teşekkür ediyorum. Yalnız bunu biz grup olarak gazeteden ya da internetten almadık. Sayıştay raporlarından aldık. Ve oradaki ibareyi aynen burada sorduk. Yani 40 milyon ton kömür garip. Bana da garip geldi. Kayıp diyor. Yorum bunu, Sayıştay'a ait. Evet. Yani burada Sayıştay'da biliyorsunuz ki bu kurumların ya da bakanlığın ya da Cumhurbaşkanlığının harcamalarının röntgenini çekiyor. O röntgen de bize geliyor. Biz de ona göre burada sorular soruyoruz. Yani o sebeple bu SEVM yapıldı, dağıtıldı mı seçimlerden önce, bir iade mi kullanıldı? Bunu öğrenmek muhalefetin en doğal hakkı. Peki teşekkür ederim. Sayın Danış Beşiktaş buyur. Teşekkürler Sayın Başkan. Yani ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Öncelikle sorumuza yanıt verdikleri için teşekkür ederiz. Çünkü biz de Sayıştay raporlarından aldık. Hatta yıl yıl da not ettik. Yani bütün ekstre elimde. Ve bu rakama göre 128 milyon 371 bin ton satılan kömür 88 milyon 53 bin ton. Yani tam rakamı söylüyorum. Ve stoklarda yer alması gereken 40 milyon ton kayıp. Doğal olarak biz de muhalefet olarak sorarız. Yani bu nerede? Hele hele bu kadar kömürün dağıtıldığı bir ülkede hani acaba dağıtıldı mı stokta yer almadığımız sorusunu sorduk. Siz de yanıt verdiniz. Ama Sayıştay raporlarındaki rakamları sizin tekrar bilginize sunuyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri Sayın Şahin Usta buyurun. Sayıştay'a TK'den de düzeltme için bir yazı gönderilmiş ama yayınlamamışlar. Biz şimdi tekrar sizin ikazınız üzerine de bu Sayıştay'daki bu düzeltme ile ilgili yayını da takip edeceğiz. Teşekkür ederiz. Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçiyoruz. Birinci sırada